Multiplayer.com.tr adresinde türlü türlü Android, iOS ve Apple oyun ve aplikasyonlarını incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuzun ismi Contre-Jour. Le bon pipi le Contre-Jour. Evet, Contre-Jour nasıl bir oyun Batucuğum? Hoş geldin Batucuğum. Hoş geldin Mert'cim. Tamam, devam ediyoruz. Çok geyik yapmadan hayatımıza devam edeceğiz. Oyun 5 bölüm ve toplamda 100 seviye içeren bir puzzle oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda 12 tane farklı uzlaşmamız gereken element bulunmakta. Derken elementlerimiz nelerdir? Şimdi birazdan göreceğiz. Portallar, sapanlar, uzantılar ve körükler oyunun içerisinde de bulunuyor. Aynen. Oyundaki amacımız nedir? Oyundaki amacımız şurada gördüğümüz gözü. Bu bizi gören göz aslında. Bu bir sinyal. Küçük mavi noktaları toplayıp büyük mavi noktaya ulaştırmak. Anladım. Bunun için yaparken kara parçacıkları üzerinde oynayabiliyoruz. Onu da yükseltebiliyoruz. Ve bu gözcüğü mavi noktaya bu götürürken kullanıcı yollardan bir tanesi. Yılın en iyi oyunlarından biri olarak adlandırılıyor. Zengin, organik ve orijinal soundtracklere sahip. Zaten dinliyoruz. Dinle. Bu müzik dinlerken yandan dıdın dın dın yapan insanlara da gerçekten hasta oluyorum. Soundtrackleri David Ari Leon yapmış. Kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama harika yapmış abi. Evet, güzel yapmış. Kesinlikle diyorsun. Harika yapmış. Oyunda aynı zamanda achievement'lar da mevcut imiş. Achievement derken? Achievement derken yani oyun içerisindeki ahçıların yaptığı türlü türlü maharetler. Kazançlarımız. Kazançlarımız. Ahçılar da kazanç sağlıyor. Körüklerimizden bir tanesi. Oyunlarda gözü hareket ettirmek için bazen yer çekimi hareket ettirmek yani yeri kullanmak yetmiyor. Onun yerine böyle iplerimiz var. Onunla topu tutturup topu tekrar yokuş aşağı atıp bayıra karşı bir tanesini alamadık. Hop! Gerçekten çok şahane bir hareket yaptın. Oyun 24 MB ve ne mutlu bize ki hem iOS'te hem Android'de var. Yani hem elmada hem armutta bulunmakta olan bir oyun. Yorumlara bakarsak oyunlar grafik ve oyun içi seslere millet hayran kalmış. Efsane, gerçekten hayran efsane, kalacak yani, gibi efsane, ya. Bu harika. Angry Birds'i yapan şirketin mi? Yapımcısını gördük mü? Chillingo. Chillingo. Maalesef değil. Angry Birds'i ama çok benziyor. Aferin Chillingo'ya. Çok iyi benzetmişler. Menüleri falan basitliği, sadeliği. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyunu evde, kırda, plajda, vapurda, metroda, takside, sağlıklı ambalajda oynayabileceğimiz bir oyun. Nihat'cığım bu oyunu oynar mısın? Oynar mısın? Net. Net oynarsın. Dünya Yıldızı'na ne diyorsun bu oyuna? Ya izlerken oynuyorum bile. Öyle iyi oyun ya. Çok iyiymiş ya. Şu elastikler falan delirmişler ya. Evet, oyun böyle bir oyun. Başka bir aplikasyon izlemek istiyorsanız hemen bekleyin. Şimdi arkada ben saçma sapan hareketler yapacağım. Oradan sağdan soldan değişik aplikasyonları size çekeceğim. Üstüne tıklayın ve izleyin. Multiplayer.com.tr. Oh,